Arkası yarın. Çile üstüne çile. 13. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yıldırım Yanılmaz. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler: Zeynep Oyepresçiler. Nihat Cengiz Küçükayvaz. Anne Yaşar Özdemir. Baba Ercüment Balakoğlu. Şükriye Elif Baysal. Meral Gamze Gözalan. Müdür Yıldırım Yanılmaz. Gülten Şemsay Çankara. Erdoğan Erhan Özçelik. Koca zulmünden kaçan Zeynep, kızı Meral ile baba evine sığınır. Ancak cimri baba Zeynep'i ve kızını istemez. Bunun üzerine Zeynep bir kız yurdunda mutfakta iş bulur ve çalışmaya başlar. Bir gece kızı hastalanır, doktorlar ameliyat edilmesini söylerler. Zeynep hemen Meral'i ameliyat ettirir. Ameliyat başarılı geçmiştir ancak hastane Meral'i taburcu etmez. 40 milyonluk hastane masrafını ister. Zeynep yurt müdürüne anlatır durumu. Müdür bu parayı hayır kurumlarından toplar ve tam Zeynep'e verecekken Zeynep'i hiç sevmeyen şefi müdüre Zeynep'in babasının varlıklı bir bakkal olduğunu söyler. Zeynep'e kızan müdür parayı vermediği gibi geç kadını yurttan da atar. Zeynep babasından ister parayı ancak cimri ve geçimsiz adam öz kızına bu parayı vermez. Çaresiz kalan Zeynep yurttaki eski şefi Cemile Ana'dan yardım ister. Yaşlı kadın hemen kolundaki bileziklerini satarak Zeynep'e gerekli olan parayı verir. Parayı yatıran Zeynep kızı Meral'i hastaneden çıkartır. Cemile Ana'nın vasıtasıyla bir terzihanede iş bulan Zeynep kiralık bir ev tutar. Bu arada abisi Ahmet askerden dönmüş Zeynep'i aramaya başlamıştır. Sonuçta Zeynep'i bulan Ahmet bacısıyla hasret giderir. Ve Ahmet geceyi bacısının evinde geçirir. Ne var ki mahalle kadınları Zeynep'in eve erkek aldığını söyleyerek genç kadına kötü damgası vururlar. Öte yandan öğretmen Erdoğan kendi halinde sürekli başı bağlı olan Zeynep'e sevdalanmıştır. Devamlı Zeynep'i takip etmektedir. Niyeti evlenmektir. Zeynep'in ise öğretmen Erdoğan'dan haberi bile yoktur. Belki fakiriz ama namuslu insanlarız. Gözümüzün önünde böyle rezaletlere göz yumamayız komşular. Hacer teyze doğru söylüyor. O kadın ya ayağını denk alsın ya da bu mahalleden çekip gitsin. Gören de masum zavallı biri zanneder. Ama daha ilk gördüğümde anlamıştım onun ne mal olduğunu ben. Bakın bakın geliyor işte. Aşifte. Yanında çocuğu da var. Gelsin bakalım. Hey hanım dur biraz. Bana mı dediniz? Evet sana dedik. Buyur teyzeciğim. Öyle tatlı tatlı konuşmakla kimseyi aldatamazsın. Seninle konuşacaklarımız var. Benimle ne konuşacaksınız? Bak kızım biz mahallemizde kötü kadın istemiyoruz. Burası namuslu insanların yaşadığı bir muhitti. Anlamadım. Kötü kadın lafıyla beni mi kastediyorsunuz yoksa? Seni tabii ya. Utanmıyor musun evine yabancı erkek almaya? Sen dul bir kadınsın. Hareketlerine dikkat etmek zorundasın. Delirdiniz mi siz? Ben ne zaman evime erkek almışım? Sus! Yalan söyleme. Bütün mahalle gözümüzle gördük. Evinden erkek çıktı bu sabah. Ama o benim. Ayıp ayıp. İnsan komşularından değilse de el kadar çocuğundan utanır hanım. Sende hiç utanma sıkılma yok mu? Anneciğim ne istiyor bu kadınlar senden? Yok bir şey yavrum korkma. Bugün evine erkek alan yarın bizim kocalarımızı da alır. Biz böyle rezilliklere göz yummayız. Derhal bu mahalleyi terk edeceksin anlaşıldı mı? Delirdiniz mi siz? O sözünü ettiğiniz adam benim abim. Hadi hadi şimdi de abim diye kandır bizi bakalım. Biz yutmayız bu numaraları. Ya mahalleyi terk edersin ya da sana dar getiririz burayı. Anneciğim evimize gidelim korkuyorum. Gel kızım gidelim. Bu kadınları inandıramayacağız. Sıkıysa bir daha evine erkek al bakalım. Bak bütün mahalleyi ayağa kaldırıyor muyum, kaldırmıyor muyum? Seni rezil seni. Utanmaz, arlanmaz, sıkılmaz kadın.
diyorsun anneciğim? Ne istiyordu o kadınlar senden? Evimize yabancı erkek aldığımızı sanıyorlar yavrum. Onlara göre ben kötü kadınmışım. Ama bizim evimize dayımdan başka kimse gelmedi ki bugüne kadar. Geldi bunu bu dedikoducu kadınlara anlat. Ne çileli kadınmışım ben yarabbi. Anne, o zaman dayıma söyleyip bize gelmesin. Sakın ha, öyle şey olur mu? İnsan kardeşine, abisine evimize gelme der mi? Anne lütfen, hemen olmaz diye kestirip atma. Saçmalama. Öyle dul bir kadınla nasıl evlenmek istersin? Dul mul. Seviyorum onu anne. Hanım hanımcık, başı örtülü. Kendi halinde, işinden evine, evinden işine giden bir kadın. Bak oğlum, istediği kadar temiz biri olsun ama dul o. Koca kızı var. Sonra baba evinde değil, ayrı bir evde yaşıyor. Sen çiçeği burnunda bir öğretmensin. Sana kız mı kalmadı koca şehirde? Allah Allah. Dünyanın bütün kızları bir yana, Zeynep bir yana. Onu seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Hem onun temiz bir kadın olduğunu nereden biliyorsun? Kocasından niye ayrıldığını, başka erkeklerle ilişkisi olup olmadığını nereden biliyorsun bakalım? Günlerdir takip ediyorum onu anne. Her sabah evinin önüne gidip gizleniyorum. Evden çıktığı gibi doğru işine gidiyor. Akşama kadar çalıştığı yerden dışarı çıkmıyor. Akşam olunca da yine evine gidiyor. Ne olursa olsun Erdoğan. Böyle bir evlilik yapmana asla izin vermem. Benim de dostum düşmanım var. Oğluna bula bula dul bir kadın bulmuş dedirtmem kimseye. Doğru kreşe. Başka bir yere uğramak yok. Of, her sabah aynı şeyleri söylüyorsun anneciğim. Ne yapayım, elimde değil kızım. Babasız çocuk büyütmek kolay mı? Hadi tatlım, annene bir öpücük ver. Al bakalım. Hadi güle güle yavrum. Öğretmenlerini üzme. Üzmem anneciğim. Bir dakika. Zeynep siz misiniz? Evet benim. Neden sordunuz? Sen ne hakla benim oğlumu baştan çıkartıyorsun bakayım? Anlamadım. Oğlumu sahipsiz mi sandın sen? Bir dakika hanım. Kimden söz ediyorsun sen? Oğlun kimmiş? Kimi ayartmışım ben? Şimdi de bilmez gibi konuşuyorsun öyle mi? Oğlumun kim olduğunu iyi bilirsin sen. Allah aşkına hanım. Çekil yolumdan da işime gideyim. Ben senin oğlunu tanımıyorum. Hele şuna bakın. Tanımıyormuş. Sen kimden söz ettiğimi iyi biliyorsun. Benim oğlum senin gibi dul parçasına kalmadı, tamam mı? Eğer oğlumun yakasını bırakmazsan seni bu mahalleye rezil rüsva ederim, bilmiş ol kadın. Bakın, bu işte bir yanlışlık var. Ben sizin bildiğiniz kadınlardan değilim. Bırakın kimsenin oğlunu yoldan çıkartmayı, kendi namusum için ölümü bile göze alırım. Lütfen benimle uğraşmayın. Ben onu bunu bilmem hanım. Diyeceğimi dedim. Oğlumun, Erdoğan'ımın peşini bırakacaksın, işte o kadar. Aman Allah'ım, neler diyor bu kadın. Ben hayatımda oğlunu ne gördüm ne de adını duydum. Ya Rabbi, sen bana yardımcı ol. Sen bana yaşama gücü ver ne olursun. Benim günahsız, suçsuz olduğumu biliyorsun büyük Allah. Günaydın. Kusura bakma Nilgün abla, geç kaldım. Hayrola Zeynep? Rengin sapsarı. Kötü bir şey mi oldu? Yok bir şey, hiçbir şey olmadı abla. Affedersiniz. Buyurun, ne istemiştiniz? Sen gidebilirsin Zeynep makinenin başına. Hayır, lütfen o da kalsın. Anlamadım. Benden ne istiyorsunuz? Affedersiniz. Cüretimi affedin ne olur. Adım Erdoğan, öğretmenim. Erdoğan mı dediniz? Evet. Dedim ya, cüretimi gençliğime ve heyecanıma verin efendim. Ben sizinle evlenmek istiyorum Zeynep Hanım. Ne? Ne dediniz? Hay Allah, siz neler söylüyorsunuz beyefendi? Böyle damdan düşer gibi evlenme teklifi yapılır mı?
Ömrüm boyunca hep Zeynep Hanım gibi biriyle evlenmeyi hayal ettim. Başı örtülü, tesettüre önem veren güzel bir karım olsun istedim. Sonra bir gün sizi gördüm Zeynep Hanım. Elimde değil işte. Gördüğüm an sevdim sizi. Günlerce takip ettim. Hakkınızda malumat topladım. Siz gerçekten benimle evlenmek mi istiyorsunuz Erdoğan Bey? Evet Zeynep Hanım. Tabii siz de isterseniz, uygun görürseniz. Ama anneniz sizin gibi düşünmüyor. Annem mi? Bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Az önce yolumu çevirdi ve ağzı alınmayacak laflar etti. Eğer sizi rahat bırakmazsam beni mahalleye rezil edeceğini söyledi. Siz anneme bakmayın ne olur. O da her anne gibi oğluna kendi bildiği, kendi tanıdığı bir gelin almak istiyor da. Ama onun rızasını almadan benimle nasıl evleneceksiniz? O ön fikirli. Benim dul ve kötü bir kadın olduğumu sanıyor. Benimle evlenmenizi asla rıza göstermeyecek. Efendim, siz annemi bana bırakın. Benimle evlenmeyi kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Onu söyleyin. Bakın Erdoğan Bey, sizin iyi niyetinize inanıyoruz. Ama Zeynep Hanım'ın biraz zamanı ihtiyacı var. Öyle değil mi Zeynep? Aa, tabii öyle Nilgün abla. Siz şimdi gidin. Biz düşünelim sonra kararımızı veririz. Az önce Zeynep'in dediği gibi anneniz de bu evliliğe razı edin. Peki efendim. Sizi şaşırttımsa kusura bakmayın. Sevda bazen insana böyle olmayacak şeyler yaptırıyor. İyi günler. Görüyor musunuz Nilgün abla? Neler geliyor başıma. Ama bu başına gelen kötü bir şey değil Zeynep. Temiz bir gence benziyor. Öğretmenmiş de. İnşallah evlenirsiniz. Korkuyorum Nilgün abla. Biliyorsun ilk evliliğim hüsranla sonuçlanmıştı. Ardından da ne sıkıntılar çektim. Hala da çekiyorum. İkinci bir kere daha bir sükutu hayale uğramaktan korkuyorum. Korkma kızım. Allah kısmet ederse önüne ne sen, ne çocuğun anası, ne de başka bir şey geçebilir. Hem sen merak etme. Ben yarın Erdoğan'ın okulundan, komşularından onların nasıl bir aile olduklarını öğrenirim. Sonra da birlikte kararımızı veririz, tamam mı? Sağ ol Nilgün abla. Allah senden razı olsun. Sen hangi kadını soruyorsun hanım? Bu mahallede kadından bol bir şey yok. Hani şu bir çocuklu dul kadın? Tanırsınız, şu karşıki kulübede oturuyor. Esmer, kısa saçlı. Bildik bildik. Zeynep'i soruyor Hacer Hanım. Ha Zeynep. Onu tanıyor musunuz? Adı batsın. Cehennem ateşlerinde kavrulsun. O kötü kadının nesini soruyorsun hanım? Yoksa onun akrabası filan mısın? Allah korusun. Benim aslan gibi oğlum o kadına tutulmuş hanım. Evleneceğim diyor, başka bir şey demiyor. Ne? Oğluna kadınla evlenmek mi istiyor? Amanın, yanarsın vallahi hanım. Çıra gibi yanarsın, söylemedi deme. Ne oldu hanım? Bir şeyini mi biliyorsun Zeynep'in? Biliyorsan söyle Allah aşkına. Ben değil, aslan gibi oğlum yanacak bu işte. Bak hanım, Zeynep denilen o kadın iyi ayakkabı değil. Geceleri evine erkek oluyor. Geçen gün hepimiz gözlerimizle gördük evinde geceleyen adamı. Ah, ah biliyordum böyle olduğunu. Dul kadının kötü olduğunu biliyordum. Ah ne yapayım, komşular, başta baba yok. Ben kadın halimle oğluma laf geçiremiyorum ki. Ama iyi oldu söylediğiniz. Bunları bir bir oğluma anlatacağım. Ah inşallah vazgeçer bu sevdadan. Çile Üstüne Çile adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.